Ki CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne bu hayvan tasarısı nedeniyle gideceği hafta. Bu tasarıyla ilgili, yasayla ilgili nasıl adımlar atılacak, bunu merak ediyoruz ama bu yasa yürürlüğe girdiğinden beri yurdun çeşitli noktalarından yüreklerimizin dayanmadığı görüntüler geliyor. Bunlarla ilgili de neler yaşanacak merak ediyoruz. Birazdan konuğumuzla da konuşacağız. T24'ün bir barınaktan geçtiği görüntüler var. Ona da yürek dayanmıyor. O görüntüleri de izleyeceğiz. Şimdi Altındağ ve Niğde'den sonra Edirne'de hayvanların katledildiğine dair görüntüler. Uzunköprü'de belediyeye ait depolama alanına bırakılmış 15 ölü köpek bulundu efendim. Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin olayla ilgili suç duyurusuna bulunduklarını açıkladı. Uzunköprü'nün çöplüğünde... Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çuvallar içinde bırakılmış 15 ölü köpek bulundu. Uzunköprü Doğayı ve Sokak Hayvanları Koruma Derneği yetkilileri çok sayıda ölü köpeğin çuvallar içinde belediyeye ait depolama alanına bırakıldığını tespit etti. Karşılaştıkları manzarayı cep telefonuyla kaydedip Uzunköprü Belediyesi'nde etiketleyerek sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla harekete geçen belediye ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. Polis ve jandarmaya haber verildi. Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin de olay sonrası sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çöplük alanına bırakılan kimliği belirsiz kişilerce katledilen köpeklerle alakalı, sokak hayvanlarla alakalı bugün Cumhuriyet Başsavcılığı sivil toplum örgütleri bizler sivil toplum örgütleri ve Uzunköprü Belediyesi olarak sokak hayvanlarının yaşam hakkını sonuna kadar savunacağız. Dilekçede hayvanları koruma kanunu gereğince bir ev hayvanını veya evcil hayvanı öldüren kişi 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır hükmü uyarınca soruşturma başlatılması talebinde bulunuldu. Evet efendim, T24'ün geçtiği özel görüntüler Pursaklar'dan bir barınaktan, aslında Pursaklar Belediyesi'nin barınağından olduğunu söyleyelim bu görüntülerin. Avukatlar Pursaklar Belediyesi barınağına girdi ama ve su kapları boş, yasaklı ırklara eziyet ediliyor şeklinde. İşte bu görüntüler, dedim ya, aslında geçen haftadan bu yana yüreklerimizin dayanmadığı görüntüler geliyor. Barınağın veteriner işleri sorumlusu, istediğiniz yere şikayet edin, size bilgi vermek zorunda değilim ifadesini kullandı. Yaptığı açıklamada T24'ün aktardığı habere göre ve yani burada bir şeffaflık da olmadığını aslında görüyoruz. Şimdi bu görüntüler Ankara Barosu'nun Hayvan Hakları Merkezi'nden avukat Neşe Özkanoğlu'nun girişimleri sonucunda ve T24'ün çalışmalarıyla gündeme geldi. Bakın, yine yüreklerin dayanmadığı bir başka görüntüyle aslında karşı karşıya bulunuyoruz. Barınak yönetmelik şartlarının neredeyse hiçbirini karşılamıyor. Haberlerdeki başlıklardan biri. Hayvanların sürekli sıcakta ve soğukta kalmalarını önleyici tedbirler yok. Şimdi biz tüm bu görüntüleri konuğumuzla konuşacağız. Evet, şimdi Hülya Yalçın stüdyomuzda, Hayvanları Adalet Derneği Başkanı. Hoş geldiniz Hülya Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi bu görüntüler, yani yüzümüz gülüyor, hoş geldiniz diyoruz ama hepsi lafta elbette. Yani geçen haftadan bu yana gelen görüntüler var. Yani bu yasa çıktıktan sonra daha çok ilgi ve araştırma isteği başladı. Biz onun için mi bu görüntüleri görüyoruz, yoksa birileri harekete mi geçti? Öncelikle korkunç bir yasa, inanamadığımız bir yasa geçti meclisten. Ben izin verirseniz tüm aktivistler adına bu şeyi size takmak istiyorum bileğinize. Bu bir tabii hayvan hakları için sokaktayım, yanındayım. Evet. Evet, bir sivil itaatsizlik hareketi başlattık. Sokaktayım, yanındayım, hayvanları son köpeğe kadar yalnız bırakmayacağız demekti. Evet. Şöyle gösterelim ne evet demek olduğunu da tekrar hatırlatalım. Evet, bu siyah bant arkadaşlar. Sokaktayım, yanındayım demek, ölüm yasası geri çekilene kadar, medeni ve düzgün bir yasa yapılana kadar bütün hı-hı aktivistler bu şekilde takacak bunu. Her zaman bu kolunuzda evet olacak daima, ve hiç çıkarmayacaksınız. Daima. Bu yasa hepimizi çok üzdü. Bu kadarını beklemiyorduk açıkçası. Ben evet 30 yıldır mücadelenin içindeyim. Mecliste çok ciddi bir muhalefet direnişiyle karşılaştı.
bilim adamları olmaz dedi, veteriner hekimler olmaz dedi, hukukçular olarak biz olmaz dedik, toplumun büyük kesimi öğrendikçe olmaz diye dalga dalga yükseliyor. Yani çok üzücü. Birkaç sene önce biz Mısır'ı, Romanya'yı, İran'ı, Çin'i protesto ediyorduk. Köpekleri öldürüyor geri kalmış ülkeler diye kampanyalar yapıyorduk ve hayvan haklarını koruma konusunda ne yazık ki 20-30 sene geriye düşmüş durumdayız şu anda. Ama ciddi bir muhalefet var hem sokakta yine hem hukukçular olarak. Son günlerde demin siz de bahsettiniz, barınakların durumu korkunç, tamam ölüme cevaz veren bir yasa çıktı ama herkesin de içinde bir iblis mi yaşıyordu da açığa çıktı anlamıyorum. Bir yasa çıkabilir ama hemen bu kadar koşa koşa dört gözle bekleniyormuş gibi uygulanması kabul edilemez. Sokaklarda insanlar bundan cesaretle kedileri köpekleri sopayla vurarak öldürmeye başladı. Böyle bir şey yok. Yani bunun da bir yasal sınırı var. Hoş, yasayı kabul etmiyoruz. Hiçbir hayvanın öldürülmesi için bir devlet yasa yapamaz. Bu artık çağ dışı bir şey. Ama dün Manisa'da bir adam sopayla yavru kedileri kanlar içinde bırakarak öldürdü. Bu sabah tutuklandı. Tutuklandığı mahkemeye insanların gelişi engellenmek istendi. Artık bu toplumsal tepki durdurulamaz. Çünkü her türlü siyasetin dışında, her türlü insan davasının dışında gerçekten kendini savunamayan, su vermezseniz köşede susuzluktan ölecek bir canlıya eziyet etmek asla kabul edilemez. Şu görüntüleri görüyorsunuz değil mi Hülya Hanım? Bakın ekranda, yani ne mama var, su kapları boş. Aslında hani şimdi barınak yok, barınaklar yetersiz diyorlar. Mevcut mekanların da biz boş olduğunu görüyoruz. Şöyle bir sistem çok korkunç ama topla, doldur, akşam öldür, boşalt, göm, tekrar topla, tekrar akşam öldür. Yani bütün bunların bir kısmını kanıtlayabiliyoruz ama hiçbir sistemde, hukukçular bilir, sistem kendi aleyhine delil olabilecek bir şeylerin bulunmasına izin vermez. Biz barınaklarda yaşanan dehşeti çoğu zaman bir süre içeride çalışmış veya artık şiddete, vahşete dayanamamış insanların söylemlerinden ve delillerinden buluyoruz. Artık dayanamıyor insanlar hakikaten. Bu ölüm yok, yasada ölüm öldüreceğiz demiyoruz. Lütuf değildir bu, zaten öldüremezsin. Dediler ama hayvanların öldürmesine yol açan bütün uygulamalar var. Barınaklara toplayacağız demek öldürmek demektir. Her canlı için yaşamak sadece nefes almak demek değil. Binlerce yıldır sadece bizim Anadolu kültürü değil, dünyanın binlerce yıllık kültüründe köpekler her kültürde insanın en sadık dostu olarak geçer. Evet. Bu ayıptır, günahtır, insanlık dışıdır, bu kadar köpeklere düşmanlık. Bunun için bir de kalkıp yasa çıkarmak inanılır gibi değil gerçekten. Şimdi bir de şöyle bir yönü de var değil mi Hülya Hanım? Yani o cana, o masum cana bir sokakla vurabilen bir insan bana kalırsa hani toplumun sağlığı için de zaten zararlı. Elbette bu o konuda, herkese zarar tabii, verebilir. Profesör Sivil Atasoy'un bizim bir toplantımızda anlattığı veriler vardı. FBI verileri de bunlar. Kendi savunamayan herhangi bir hayvana zarar verme konusunda hiçbir tereddütü olmayan insanlar potansiyel toplum suçlusudur. Evet. Yani bu insanlarda empati duygusu yok, vicdan duygusu yok. Onları durdurabilecek tek şey özgürlüğünü kısıtlayıcı yasalardır. Ve bunun yapılmasının önüne geçildi ülkemizde. Kediye saldıran köpeği İbrahim Keloğlan diye bir kedi katili vardı. Sokaklarda evet. Geziyor ama ne oldu? Toplumsal baskı, sivil itaatsizlikle toplum dışı kaldı adam. Gittiği her yerde kınanıyor, kimse selam vermiyor, herkes onun bir kedi katili olduğunu söylüyor. Yasalar aslında hukuk ve adalet demek değil. Bu yasa çıktı ama yasa hukuka ve adalete uygun bir yasa değil. Bu nedenle sivil toplum, sivil itaatsizlik eylemleri başladık. Bu yasa medeni olmalı, hukuka uygun olmalı. Çünkü hukuk toplumda birlikte yaşama kurallarının karşılıklı olarak tamamı demektir. Herhangi bir yasa çıkarıp tamamen mağdur durumda bir canlının toptan yok edilmesini öngören bir yasa elbette ki kabul edilemez. Bu yasa önünde sonunda mutlaka kaldırılacak. Ama ve ne yazık ki çok köpek kaybedeceğiz o arada. Herkes köpek öldürmeye falan başlayacak. Buradan bir cesaret alındı sanki. Cesaret alındı ama ilk şoku atlattık biz de. Köpek öldürmek hala suçtur. Evet. Yani belediyenin yaptığı da suçtur. İnsanların yaptığı da suçtur. İlk şok atlatıldı. Şimdi herkes ceza tebligatlarını almaya başlayınca anlayacaklar ki yasada öyle yazıyor diye biz sokakta kedi köpek öldüremeyiz. Tutuklanacaklar, hapse girecekler, sosyal baskıyla karşılaşacaklar. Çünkü şu anda bu yasanın geri çekilmesi için milletvekilleri, muhalif milletvekilleri de dahil pek çok kişi kampanyaya katıldı. Ve belki de
Canım köpekler sayesinde Türkiye ilk kez bu kadar yoğun bir sivil itaatsizlik eylemiyle karşılaşacak. Çünkü biz hukukçular olarak ve halkın büyük bir kısmı bu ölüm yasasını tanımıyoruz. Vicdanımıza da uymuyor, inancımıza da uymuyor. Öğrendiğimiz bütün hukuk kaidelerine de uymuyor. İnsanlar arasındaki bütün davaları anlayabiliriz. Bir bebek bile kendisine kötü davranan birini gördüğünde tepki verir, bu yaptı der veya onu görünce kaçar. Ama hayvanların öyle bir şansı yok. O yüzden hayvan haklarını korurken hayvanın davranışını, düşüncesini, uğradığı haksızlığı anlayabilmek için bizim daha geniş bakıyor olmamız lazım. Yıllar içinde bunu gördük. Biz kanun daha da iyileşsin dedikçe daha berbat hale getirdiler. Evet. Burada hayvan haklarını savunmak siyaset üstüdür ama siyasi bir de mesele var. Cumhurbaşkanının talihsiz açıklamaları var. Beyaz yakalılar itlerinizi tutun, köpeklerinizi tutun gibi. Çok yoğun çalışan beyaz yakalıları bilirsiniz. Sabahın köründe işe gider, akşamın köründe gelir, anca dinlenir. Beyaz yakalı kastettiği kesimin sokaktaki hayvandan haberi yok. Sokaktaki hayvanı ben biliyorum. Esnaf biliyor, bakkal biliyor, manav biliyor. Sokaktaki hayvan aslında Cumhurbaşkanı'nın oy kitlesi tarafından sokakta yaşatılan hayvanlar. Burada da bir yanlışlık var. İnşallah bunları duyar. Sokaktaki hayvan bin yıldır kültürümüzde var. Şimdi Anadolu halkı bu yasayı henüz anlamadı. Detaylarını biz biliyoruz ama nasıl yani, sokaktaki köpeği alıp götürecekler mi gibi bir şeyler söyleniyor. Büyük tepkiler daha da büyüyecek. Çünkü bu yasada üretim durmuyor, satış durmuyor, ticaret durmuyor. Kısırlaştırma da doğru dürüst bahsedilmemiş. İyi bir kısırlaştırmayla 2-3 senede çözerdik bu sorunu ama öldürerek yok etmeyi tercih ettiler.